Maç dediğimiz gibi zor oldu. Kilitli bir maçtı. Hani şans bulmak zorunluluk çektik. Maç uzatmaya gitti ve penaltılarda yendik. Aslında yenmemiz gereken bir maçtı ama böyle oldu. Oyuna girdikten sonra oyunda kaldığın bölümde neler hissettin? Zemin nasıldı? Önce onu sorayım. Aynen, zemin biraz kuruydu. Islak değildi. O biraz problem yarattı ama futbolda böyle şeyler oluyor yani. Problem yaratmamız gerekiyor aslında. Oyuna girdim. Hocamıza çok teşekkür ediyorum beni oyuna soktuğu için. Elimden geleni yapmaya çalıştım. İyi de ben simit yedim. Simit şey olur ama. Verdim. Bir dahakine. Maç sonunda Soyalp ailesiyle birlikteyiz. Onlar da Furkan'ı desteklemek için stadyuma geldiler. Yurt dışından gelen akrabaları da vardı. Maçın ardından onlarla konuşacağız. Tabii büyük bir gurur yaşanıyor Furkan Soyalp'le. Birliktesiniz maç sonu. Furkan da ailesiyle hasret gideriyor. Neler söylersiniz? Nasıl bir duygu? Önce bununla başlayalım. Öncelikle teşekkür ederiz bizi burada görüp misafir ettiğiniz için. Çok biraz zor oldu. Aslında heyecanlandık. Tabii biraz zemin kötüydü gördüğümüz kadarıyla. Arkadaşlar tam oynayamadılar. Ama sonuçta kazanmak önemliydi. Kazandık. Tebrik ediyorum hocamızı, yönetimi, bütün arkadaşları. Bu arada bir takım aile fotoğrafı da veriliyor. Biz de fotoğraf verilirken röportajlarımızı sürdüreceğiz. Yurt dışından kuzenleri gelmişti, halası geldi. Bayağı bir kalabalık var. Daha gelmeyen çok fazla insan, dostlarımız vardı ama bu kadar yeterli oldu şu an. Çünkü saha değildi. Seyirci kısıtlıydı biliyorsunuz, 50 kişiydi. 50 kişilik. Zaten bizim 3-4 kişi ancak girebildi, bir kısmı da başka yerde seyretti. Sizin aile zaten 50 kişi. Ankara'da zaten 500'e yakın Soyalp annesi var, hane olarak. Siz de tabii büyük bir gurur yaşıyorsunuz oğlunuzla birlikte. Neler söylersiniz? Onun başarılarının devamını diliyorum. Onunla gurur duyuyorum. Küçükten beri hep azimli, kararlı, istikrarlıdır. Bunu devam ettireceğini diliyorum. Furkan, sana doğru dönelim. Ailenle birliktesin burada. Neler söylersin destekle birlikte bugün sahadaydın? Ya her zaman bana destekleri tamdı. Bu yaşıma gelene kadar bütün ailem, bütün sülalem bana destekleri tamdı. Bugün de beni yalnız bırakmadılar. Hepsinin değeri ayrı ayrı farklı. Hepsinin değeri çok yüksek benim için. Teşekkür ederim her zaman arkamda oldukları için. Yani ne diyebilirim ki, aileniz sizin her şeyiniz. Teşekkür ederim. Aileni tanıyalım. Annen, baban burada. Annem, babam, eniştem, kuzenim, kuzenlerim, teslim halam, kuzenim, halam, kuzenim, eşi, diğer kuzenlerim. Büyük dışın, evet. Yurt dışından gelenler de var. Yurt dışından gelenler ve var. Taraftarımız da yaşlı. Siz neler söylersiniz tabii ki, ne büyük bir gurur. Biz her yere gittik. Macunköy dahil bu takımın peşinden gittik. Gideriz de. Yeter ki onlar biraz canlansın. Bunlar yurt dışından geldiler. Yurt dışından geldiler. Evet. Furkan için. Halasıyım, halasını Furkan'ın. Siz de tabii fırsat buldukça izliyorsunuz Furkan'ı. Evet evet, izlemez olur mu? Ben olurum sana. Sinirle canın sağ olsun. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Madem seni şey yaptık, kötü evet, imza atın ya. Furkan bu arada imza da vermeye evet, devam ya, ediyor. Kalem. Ailesiyle birlikte Ankara'da kalem Furkan Soyalp hasret gideriyor. Kalem bile yeşil beyaz. Her şey yeşil. Abi kalem yazmıyor, var mı ufak bir şey? Yok. Kalem, kalem yazmıyor. Ya bir bulur bunları kalem. Düğünlerde kim ya? Ya böyle maçlar her zaman zor oluyor dediğim gibi. Yani önemli olan bugün turu geçmekti. Onu başardık. Gerçekten yukarıda nasıl gözüküyordu bilmiyorum ama çok kötü bir zeminde oynadık bugün. Yani Allah korusun sakatlık da olabilirdi. Ben de çok ciddi bir sakatlık yaşayabilirdim bugün. Oyundan çıkmak zorunda kaldım. Yani gol bulamayınca böyle rakipler her zaman direnci artıyor. Daha bir özgüvenle oynuyorlar. Ama penaltılarda da olsa galip geldik, turu geçtik. Böyle maçların kupa sonunda serüvenleri güzeldir. Belki kupayı aldığımızda güzel bir anı olarak kalacak bizde bu inşallah. O yüzden bu maçları ders alıp artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Sakatlığını soralım, oyundan çıkmak zorunda kaldın. Ya ayağım ters bastım, zemini burktum çünkü bir yerde çim var, bir yerde toprak var, bir yerde göremiyorsun da neresinin sağlam olduğunu. Allah'tan yani çok kötü bir ciddiyet bir şey yok yani, MR çekileceğim inşallah da bir şey yoktur.